Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bir kare iki tane de eşkenar üçgen verilmiş. Yalnız şunun farkındayım. Şu eşkenar üçgende karenin bir kenarı eşit olduğuna göre o zaman şunlara denden işaretlerini koyup geçelim. Ayrıca eşkenar üçgen verildiğine göre buraların birer 60 derece olduğunu biliyorum. Karenin bir kenarı 90 derece olduğuna göre geriye 30 derece kalacaktır. Değerli arkadaşım BCE de eşkenar üçgendir. O halde bu arkadaş bu arkadaş da birbirine eşittir. Senden görmeni istediğim nokta bak burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş durumda. Hocam bu bir eşkenar üçgen 60 dereceydi bunları da yazalım. Yalnız şurası kaç derece oldu? 90 derece. İkiz kenarsa, burası x'e burası da x'tir. Ayrıca bu x kaç derece olması gerekecektir? İkiz kenar olduğundan dolayı 45 derece. Biz x'i arıyorduk. Doğru cevabımın Edirne olması gerekir. Değerli arkadaşım şeklimize baktığımız zaman kenar uzunlukları 7 ve 12 santim olan şeklindeki dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kareler kesilerek bu yalı dikdörtgen halde edilmiştir. Bu yalı dikdörtgenin alanı soruluyor. Bunlar birer kare olduğuna göre 7 7. Buranın tamamı 7. Tamamı 12 olduğuna göre buraya 5 kalır. Karşı uzunlukta 5'tir. İkinci şekil kare olduğuna göre bütün kenarları 5 birim. Hocam bak buranın tamamı 7. Buraya 5 se buraya 2 kalacak. Aha işte bana buranın taralı bölgenin alanı. Dikdörtgenin alanı kısa kenarlı uzun kenarı çarpımda 10 cm kare. Doğru cevabım edir nedir? Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda AC bir köşegen. Köşegense 45 derece olmalı. E 90 vermiş. Hocam burası 40. Ya bu ikiz kenar 3 kök 2. E ben şunu biliyorum. 45'in karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı kök 2 katı kadar aldım. 6. Hocam CE EB eşit. E burası da 6. Oldu sana karenin bir kenar 12 santim. ABC de karesinin alanı soruluyor. E A'nın karesi yani 12'nin karesinden 144 santimetre kare. Doğru cevabım Bursa'dır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman şekil 2'deki şeklin çevresiyle şekil 1'deki şeklin çevresi arasındaki fark kaç birimdir diye vermiş. Bir kenarı 8 birim, 8 birim, 8 birim. Ee, şöyle düşünelim. Tam şuraların kaç olması gerekecektir D e ile orta noktaları olduğuna göre 4'er birim olması gerekir. Önce biz şekil 1'in çevresini bir hesaplayalım. Kare 4 kenardan oluştuğuna göre 4 kere 8'den 32 birim şekil 1'in çevresi. Şimdi biz şekil 2'yi elde edeceğiz. Arkadaşım bak burası 90 derece. 8 ile 8 ise burası 8 kök 2. Buralar 90 derece. 4'e 4 ise e buranın da 4 kök 2 olması gerekecektir. Şimdi biz, gel biz bunu şekil 2'ye yerleştirelim. Hocam bak burası 8. Bura 8. Daha sonra arkadaşım bak şurası 90 derece ters çevrilmiş. Bunlar 4'e 4. Şurası 4 kök 2. Yalnız arkadaşım şu uzunluk bizim 8 kök 2 ya. O uzunluk şuradaki uzunluğa denk geliyor. O zaman buraların 2 kök 2, 2 kök 2. Şuraların da 2 kök 2, 2 kök 2. Yani şurası da 4 kök 2 olacak şekilde. Toplamı da 8 kök 2 olacak şekilde dağıtmış oluruz. Şimdi bizden ne isteniyor? Burası, burası, burası. Hocam bak bak şu yan kenarları Hop ne oldu? Gel buraya. Bir dakika ekranım gitti. Hocam bak şu yan kenarlarımız gözükmüyor. Uzunlukları. Hemen bunların da dörder birim. Neden? Bak şuradaki uzunluklar onlar, onlara denk geliyor. Şuraların da dörder birim olduğunu göstereyim. Şimdi biz de nerenin çevresini hesaplayacağız? Aha da bu yeşil yerin çevresini hesaplayacağız arkadaşım. Haydi gel. 8, 8, 4 4 daha 8 4 4 daha 8 kaç, kaç tane 8 elde ettik 4 tane 8 artı 2 kök 2 2 kök 2 2 kök 2 2 kök 2 4 tane 2 kök 2 de 8 kök 2 yapar düzenlediğimde 32 artı 8 kök 2 bu da şekil 2'nin çevresini bulduk ya bize ne sormuştu kopmayalım sorudan şekil 2'deki şeklin çevresi şekil 1'deki şeklin çevresi arasındaki fark e şekil 1'de 32 de çıkardım tık tık birbirini götürdü 8 kök 2 ile doğru cevabımın denizli olması gerekecektir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman ağırlık merkezi G1 noktası olan kare ile ağırlık merkezi G2 noktası olan uzun kenarı kısa kenarında iki katı olan dikdörtgen biçimdeki kağıtlar alınıyormuş. Şimdi bekle. Şu birinci şeklim dikdörtgen ikinci şeklim kare. Karenin bir kenarını 2A diyelim. L, M, K, L eşit verilmiş. Burası da 2A'dır. Kısa kenarı bunun yarısı olduğu bilgisi verilmiş. A'dır. Hocam bak burası 90 burası 90. Şu o zaman şuraya E noktası dersem A, E'nin 2A. Hocam bak burası A'sa burası A. L, B'nin tamamı 2A olduğuna göre burası da A'dır. Hemen şu sarıyla taradığım üçgende Pisagor yaparsam ben A'yı bulurum. Yani 2A'nın karesi artı A'nın karesi eşittir. 4 kök 5'in karesine. Hocam buradan 5A kare eşittir. 4 kere 4 16 kök 5'in karesi 5. Beş. 5'ler birbirini götürdü. A'yı buradan 4 buldum. Gel dostum yerleştirelim hemen. Hocam A4 ise dikdörtgenin uzun kenarı 8, karenin bir kenarı 8, dikdörtgenin kısa kenarı da 4 olmalıdır. Bana G1, G2 arasındaki uzaklık sorulmuştu. Şöyle yapalım mı? G1'den bir dikmin elim. G1 ağırlık merkezi ise karenin bir kenarı 8 ise o zaman buranın 4 birim olması gerekir. Aynı şekilde G2'den de bir dikme inelim. E şu uzunluğun tamamı 4 ise G2 ağırlık merkezi ise buraya 2 kalır. Hocam şu G1, G2'den de şuraya bir dikme indirdiğim zaman üçgen, dik üçgen elde etmeye çalışıyorum. Arkadaşım uzun bir şey yapmaya çalışmıyorum. E, bu arkadaş bu arkadaş eşit olacaktır. A'ya A bölecektir. A 4 olduğuna göre burası 8. Şurası da 8'dir. Hocam burası 2 ise karşı 2. Tamam 4 olduğuna göre buraya da 2 derim. Şimdi yeşil'e taradım üçgen de Pisagor yapalım. G1, G2 arasındaki uzaklığa x diyelim. Gel biz oradan x'i çekelim artık. O halde hocam x kare eşittir. 8'in karesi artı 2'nin karesine x kare eşittir. 64 artı 4'ten x kare eşittir. 68 her tarafı kare kök içine aldığında bu 4 ile 17'nin çarpımıdır. O halde x eşittir. 2 kök 17 ile doğru seçeneğimi Edirne buldum bile. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman bak burası 22 buçuk vermiş 90'dan çıkardığımız zaman karenin bir kenarının oluşturduğu yer 90 derece olduğunu biliyoruz 67 buçuk köşegenler 45 derece olarak kesecektir 45 yapıştırdım hocam şuraya ne kalacaktır yine 67 buçuk 67 ,5 ile 45 toplayıp 180'den çıkardım yine karşımıza 67 buçuk gelmiş oluyor e hocam ikiz kenar geliyor ya ec cb eşit ec 12 ise bc 12 Karenin bir kenarı 12 ise x'in zaten 12 olması gerekir. Doğru seçeneğiminde de Denizli olması gerekecektir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman AC CE'ye eşit verilmiş. Aynı zamanda AC bir köşegense ya köşegenler verildiği zaman diğer köşegenleri lütfen çizin. E bizim e, karede köşegenler birbirlerini dik keser aynı zamanda eşittir. O halde bunlar dendense bunlar da denden olmak zorunda. Tamam mıdır arkadaşım buraya kadar. Şimdi dur bakalım ne yapabiliriz. Şimdi bize alan 36 verilmiş karenin. O zaman bir kenarı 6 birim olmalıdır. Hocam bak burası 90, burası 90, burası 6. Şöyle yapalım mı arkadaşım? Şunların ikiz kenar olduğunu biliyoruz. 45'e 45. E, 45. e 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı kök 2'ye bölünmüş hali. 3 kök 2, 3 kök 2, 3 kök 2. Hocam bak burası da 3 kök 2. Harikayız. Bak biz şu uzunluğu bulduk 3 kök 2. Bir de şuradaki uzunluğu bulursak aslında D, E dersem. E verilmiş, E demeyelim, G diyelim. D, G, E üçgeni bir dik üçgen buradan Pisagor'dan X'e ulaşırım. Hocam AC uzunluğu köşegenin bir, uzun bir ee, köşegen uzunluğuydu yani konuşamadım. AC uzunluğu 3 kök 2, 3 kök 2'den 6 kök 2 yaptı. E bizim AC, C, E'ye eşit işte o zaman burası da 6 kök 2'dir be arkadaşım. O halde 3 kök 2'nin karesi artı 6 kök 2, 3 kök 2 daha 9 kök 2'nin karesi eşittir x kare. 3 kök 2'nin karesinden 18. 9 kök 2'nin karesinden 9 kere 9, 81. 2 ile çarptığında da 162 eşittir x kare yapar. Düzenlediğimde x kare eşittir 180. Her tarafı kare kök için aldım. x kök 180'dir. Hocam kök 180'de 36 ile 5'in çarpımından 36, 6 diye dışarı çıkar. 6 kök 5 ile doğru cevabım edir nedir? Değerli arkadaşım gelmen lazım bu soruyu izlemen gerekiyor değil mi? Geldim beni izlemeye bu soru için. Şimdi güzel tatlı bir soru var. Yaslan arkana katlama soruları bizim sorumuzu. Katlanmış şekli üstünden önce ilk şekil çizilir demiş ki hemen ilk şeklimizi karemizi oluşturduk. Hocam bak bunlar eşit açılar verilmiş. E, katlamadan dolayı da açı ortaya oluşacaktır. Aslında bu üç açı da eşittir. Karenin bir kenarı 90 derece olduğuna göre 30 30 30 90 buraya kaç kalır 60 derece burada da açı ortaylar oluşacaktır 60 derece buraya da 90 derece kalacaktır şöyle yapalım mı 30'un gördüğü kenara a dersek 60'ın gördüğü bunun kök 3 katı kadardır a kök 3 olur peki bize karenin bir kenarı 6 6 artı 2 köküçü mi? Biz buradan a'yı buluruz. Yani a köküçün 6 artı 2 köküç olduğunu gördüm. Her tarafı gel dostum köküçe bölelim. Bölelim hocam ne çıkacak karşımıza? Buradan köküçler birbirini götürdü. 6'yı köküçe böldüğümüzde köküçle genişlettiğim 2 köküç mü kaldı yani? Köküçler birbirini götürdü artı 2. Yani bizim bu a uzunluğumuz 2 köküç artı 2 oldu. Peki. Hocam bak bu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitti doğal olarak buranın da 2 kök 3 artı 2 olması gerekir. Hop 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 benim ekranım yine gitti. Hemen aldım ekranımı kopmayalım. Çok güzel devam ediyorduk. Karenin bir kenar uzunluğu da neydi arkadaşım? A kök Yani daha doğrusu zaten verilmişti. Tekrar tekrar bulmaya gerek yok. 6 artı 2 kök Bu kısım 2 kök 3 artı şuraya da 4 birim kalır. Ki toplamları 6 artı 2 3 olsun. Şimdi senden istediğim yeşille taradığım üçgene iyi bak bak. Şimdi ben o üçgeni şu kenara taşıyacağım. Neden? Daha rahat görmemiz için için. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Burası K, C ve D üstü. Şuraya adam X demiş. Buraya biz 4 bulduk. Şu uzunlukta 2 köküç artı 2 idi. Ve şuradaki 60 60 sa bütünler olacağına göre. Şuraya da 60 derece kalır. Şimdi ben bir 60'ı bulduysam zaten bir dikme inerim. X'e ulaşacağım ya zaten. 90 60 buraya da kaç kalır? 30. Hocam 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü. Bunun yarısı 2. 60'ın gördüğü de kök 3 katı kadar da 2 köküç. Hoca K D üstünün tamamı 2 kökü çarptı ki ikisi buradaysa 2 iki kökü buradadır be dostum. Fark ettin değil mi? Bak şimdi burası 90 dereceydi. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. E aslında bunlar eşit olduğuna göre 45'e 45 olması gerekir. E 45'lerin gördüğü iki kökü ise 90'ın gördüğü bunun kök 2 katı kadardı. Sonunda cevabı ulaştık. Düzenledim. 2 kök altıyla ile x'imi Edirne şıkkı buldum. Farkındasın değil mi? Çok tatlı bir soruydu yalnız. Değerli arkadaşım karşımızda bir kare var. Şimdi kareden de ac bir köşegen çizilmiş. Ben biliyorum ki hocam buraya 45 derece, şurası 45 derece. Bilgilerimizi bir yerleştirelim. Şurası 90 derece. Geriye kalan da 45'tir. Ama onlar da açı ortay olduğuna göre 22,5'a 22,5 paylaştırdım. Şimdi şöyle yapalım mı? Karenin bir kenarına A diyelim. Burası da A olur. Burası ne olur? A kök 2 olur. DC'de ne olmalıdır? A olmalıdır. Ya ben sana hep videolarda soru çözümlerinde şundan dedi, şundan bahsetmiştim. Üçgenlerde benzerlikte hangi konuya geçersek geçelim Asla vazgeçemeyiz demiştik. Bak burada iki sarıyla gösterdiğim iki üçgen birbirine benzer üçgen. Neden? 90, 22,5 diğer için. 90, 22,5 diğer içe. O zaman bunlar benzer. Benzerlik yapacağız ya. 90'ın karşısında burada A var. Hocam bak burada 90'ın karşısına A kök 2 var. Devam edelim. 22,5'ün karşısına hocam bak burada 3 kök 6 var. 22,5'ün burada karşısında da X var. Zaten ben X'e ulaşmaya çalışıyordum. A'lar birbirini götürür. Çapraza girdiğim an X'i buradan 3 kök 12 çıkartırım. 12, 4'e 3 4 2 diye çıkar buradan da 6 kök 3 ile doğru cevabımı Edirne bulurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman bize bir kare verilmiş. Şöyle yapalım mı? Şuna alfa diyelim. Şuna beta diyelim. Benzerlik mi yapacaksın hocam? Bakalım benzerlik mi yapacağız? Alfa artı beta 90. Hocam şöyle bir şey yapalım. Şu biz B'den EC'ye bir dikme gönderelim. Şöyle dikmemi gönderdiğim. Bak alfa ise buraya ne düşer? Beta düşer. Beta ise alfa artı beta 90 olacağına göre burası da alfadır. Arkadaşım bu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Yani beta'nın gördüğü iki kök altıysa burada da beta'nın gördüğünün iki kök altı olması gerekir. E bize şu üçgenin alanı sorulmuş. E çok basit taban çarpı yükseklik. Yani iki kök altı çarpı iki kök altı bölü iki olmalıdır. Düzenlediğimde ikiler birbirini götürür. Buradan altı gelir. 2 ile çarptığında on iki santimetre kareyle doğru cevabımı Ceyhan bulurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman iki kare verilmiş ve L noktası ilk verilen ABCD karenin de ağırlık merkeziymiş. O zaman bizim köşegenler burada kesişmesi lazım. Değil mi ağırlık merkezi olduğuna göre? Şöyle çizelim. Şurada da köşegenlerimiz kesişiyor. Hocam o halde şurası 45 derece. Şurası 45 derece ise buranın tamamının ne olması gerekir? 90 derece olması gerekir. Ben şuraya alfa dersem buraya beta derim. Buraya alfa derim 90 olması için. Doğal olarak buraya da ne kalması gerekir? Beta kalması gerekir. Şimdi şöyle bakalım sen ne olay arkadaşım. Biz şu üçgenin alanına A, bu üçgenin alanına B dersek e doğal olarak şuradaki alanın A, e geriye kalan alanın ne olması gerekir B? Çünkü neden? Şurada oluşan bölgedeki alanlar hep birbirine eşittir. Karede o dört parçanın dört tane üçgenin alanı birbirine eşit olmak zorundadır. O hale bizden istenen taralı bölge yani A artı B. A artı B de arkadaşım bak şuna denk gelmiyor mu zaten? Bu karenin içerisindeki dörtte bir Kısma. O halde karenin alanı nedir? A'nın karesinden 36 yani 6'nın karesinden 36. 4'te 1 alanını istiyordum. E 9. O zaman bize bu A artı B'nin bölgesinin 9 santimetre kare olduğunu gösterir. Doğru cevabında da Ceyhan olur.